Ramazan ayının gelişiyle birlikte müminler sahurlarını eda ediyor, oruçlarını tutmaya hazırlanıyorlar. Ancak birçok vatandaşın yaşadığı bir durum var: sahur sonrası imsakta yeme içmeye devam etmek. Sahur yaparak oruçlarını tutmak isteyen vatandaşlar, imsak vakti geldikten sonra dahi sahur sofralarını terk etmeyerek oruçlarını riske atıyorlar. Namaz, oruç gibi ibadetlerin bir başlangıç, bir de bitiş vakti vardır. İmsak dediğimiz, yani kelime manası olarak kendisini tutmak denilen bir vakit vardır. Bu vakit takvimlerimizde imsak vakti diye yazılır. Bu imsak vakti orucun başlangıç vaktidir. Yani imsak vakti geldiğinde, ki Ramazan ayında sabah namazlarında, sabah ezanlarında biz imsak vaktinde okutuyoruz. Sabah ezanı okunduğu andan itibaren oruç başlamış demektir. Yeme içmeye devam etmek oruca münafi, yani aykırı davranma manasına gelir. Onun için ezan okunurken ya da ezan okunduktan sonra yeme içmeye devam etmek o kimsenin orucunu bozar. Bu sebepten dolayı da bir kimse Ramazan'da sabah ezanı okunmadan önce yeme içmeyi bitirmelidir. Sabah namazının vakti dediğimiz o vakit ya da imsak dediğimiz o vakit, sabah namazının başlangıç vakti, yatsı namazının bitiş vakti ve orucun da başlama vakti olduğundan dolayı Ramazan ayında sabah ezanı okunduğunda hemen yeme içme bırakılmalı ve oruca başlanmalıdır. Şöyle bir soru da akla gelebilir: neden Ramazan ayında sabah ezanı imsak vaktinde okunuyor da onun dışında farklı zamanda okunuyor diye? İmsak vakti sabah namazının başlangıç vaktidir ama Ramazan dışında biz sabah ezanını güneşe bir saat kala okuyoruz. Bu vaktin girmediği manasına gelmez. Vakit girdiği halde sabah ezanı sünnete dayalı olarak vakitten sonra okunur, güneşe bir saat kala. Diğer dört vaktin ezanı vakti girmeksiyle birlikte okunur ve arkasından hemen namaz kılmaya başlanır. İmsak vaktiyle birlikte sabah namazı girmiş olur. Hem sabah namazının kılma vakti başlamıştır, isteyen sabah namazını kılabilir. Hem de oruç başlamış demektir. Artık oruca aykırı herhangi bir davranışta bulunmak doğru değildir.